Gülay direkt senin adına verdi. Pastane mi açacaksın? İlyas'tan öğreneceğin çok şey var dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Cheesecake'lerimin tadına bakmışlığı var tabii. Bak şimdi güzel kardeşim, ben de aynen böyle bir mekan düşünüyorum. Ya Faysal abim sağ olsun çok yardımcı oldu. Kayseri'den bir pastane devraldık bana. Ama doğru düzgün ürün yapan bir yer yok. Şimdi pasta böreği kendim yapacak halim de yok. Diyorum ki, sen bana ürün temin edebilir misin? Tabii Barancığım, neden olmasın? Hem sen yabancı sayılmazsın. Böyle indirimli bir şeyler ayarlarım sana. Tamam, bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Sen burada ne satıyorsan aynısından bana da yolla. Olur. Tamam. Allah! Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Dandik spor. İş konuşuyoruz. Bak hele ya. Oğlum, Faysal abim sana koskoca dükkan devraldı. Sen buralarda dolanıyorsun, sürtüyorsun, gelip bu kıl kuyrukla sohbet ediyorsun ya. Oğlum işin gücün yok mu lan? İşine bak lan. Aa, kıl kuyruk falan ayıp oluyor ama. Seni biraz daha saygıya ve medeniyete davet ediyorum Seyfi kardeş. Bak, pastanemin ünü Ürgüp sınırlarını aşmış. Barancığım da benim ürünlerimden almayı planlıyormuş. Bak hele ya. Oğlum bu herif günde bir iki dilim pasta satıyor ya. Kim övdü lan bu herifi? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ben bu konuda Ürgüp'te ezberleri bozan adamım be. Ayrıca benim cirom senin düşündüğünden çok daha fazla. Sen ne anlarsın bu işlerden? Hırto. Hırto murto ne biçim konuşuyorsun lan sen? Süslü. Gebertirim lan seni. Abicim lütfen, lütfen. Gel biz seninle şurada oturup bir çay kahve bir şeyler içelim. Lütfen sakin, sakin. Abicim sen benim ürünleri hazır et. Olur, anlaştık. Görüşürüz Seyfi kardeş. Gel. İyi oldu bu iş ha. Bu herif Faysal'ın damadı. Ben iyi para yontarım bu salaktan. Merhaba Faysal Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ne istiyorsun? Tabii siz de bana kızgınsınız. Vallahi billahi benim ağzım sıkıdır. Hasibe zebani gibi üstüme çökmeseydi... Uzatma. Sadede gel. İyi tamam. Şimdi Faysal Bey, benim Pembe ile işbirliğim ortaya çıktı. Ben artık buralarda barınamam. Gitmeyi düşünüyorum. İyi, güle güle git. İşte öyle kolay olmuyor o işler. Para lazım bana. Ben Cemal'le ilgili çok büyük bir sırrı taşıyorum. Sadece Cemal'le ilgili de değil. Göreçkileri alt üst edecek bir sır. Hani sen onları sevmiyorsun ya. Belki işine yarar. Anlat bakalım, neymiş? Önce parayı alayım, sonra anlatırım. Bana baksana sen. Sen beni Pembe gibi salak mı sandın? Parayı vereceğim. Sonra iki tane dandik dedikodu anlatacağım, değil mi? Dedikodu değil, büyük bir sır. Önce anlat. Para edip etmeyeceğine ben karar veririm. Ben anlatınca parayı vereceğini nereden bileceğim? Nasıl güveneyim sana? Güvenme lan o zaman. Göreçkileri bitirmek için senin sırlarına ihtiyacım yok benim. İyi, sen bilirsin. Fikrini değiştirirsen haberim olsun. Ağzımdan lafı alacak, sonra bana tekmeyi basacak tabii. Yer miyim ben be? Servet var senin karşında. Dur kız Servet. Bu sırrın bir müşterisi daha var.